benimle Manhattan'da bir gün geçirmeye ne dersiniz? Bence evet dersiniz. Evet, şimdi ilk durağımız masaj. Masaj yaptırmaya gidiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten iyi bir masaja ihtiyacım var. Sonrasında Met Müzesi'ne gideceğiz. Sonra yemek yemeye gideceğiz. Öyle Manhattan'da benimle bir gün geçireceksiniz. Bakalım nasıl geçecek. Aynı zamanda kardeşim de bana katılacak. Perfect. Thank you so much. Thank you. Biz alt sonra görüşürüz. Allah'a gelemedi hala. Evet, masajım bitti. Yani inanılmaz rahatlatıcıydı. Ve bir saat nasıl geçti bilmiyorum. 10 dakika falan gibiydi. İsveç masajı yaptırdım. Deep tissue yapmaya başladı. Ben falan hemen çok hassas biri olduğum için İsveç masajına döndü. Evet, masajımız bitti. Şimdi Met Müzesi'ne doğru. Ne kadar insanlar dikkatsiz yola çıktık. Hava kararmak üzere ya. Ben bu hava değişikliği olayını saatler bir saat geri alındı değil mi? Türkiye'de alınmıyor gerçi. Yani çok erken kararmaya başladı. Türkiye'de alınmıyor saat geri. Alınıyor ya, bundan bir hafta sonra. Hayır, Türkiye'de hiçbir zaman alınmıyor. Alınıyor, bir 8 oluyor, bir 7 oluyor ya. Ya Türkiye'de alındığından dolayı değil, burada değiştiğinden dolayı. Şimdi bir süre 8 olacak. Türkiye almıyor gerçekten. Sanırım öyle bir şey çıkardılar, hani biz almayacağız saatleri geriye gibi. Şu anda hava hiç de fena değil. Ben biraz kalın giyinmişim galiba. Hatta Metropolitan Museum'u var. Gerçekten bence New York'un en güzel, benim en sevdiğim müzelerden bir tanesi. Böyle içinde saatlerce dolaşabilirim. Annemle genelde gidiyorum oraya, annem geldiğinde. Burayı hatırlıyor musunuz? Flatiron bölgesi. Göstermiştim size daha önce. Şu bina çok popüler, ünlü bir bina ama şu an yapıldığı için gösteremiyorum. Burada böyle çok tatlı bir park var. Şurası da köpek parkı. Ya oynuyorlar. Sürü. Bakın. Kaç tane. Bir şey söyleyeceğim. Masaj yaptırdığınızda masajın ilk 15 dakikası boyunca böyle gerilen ve hiçbir şekilde rahatlayamayan var mı ya? Benim için bir saatlik masajın 15 dakikası waste. Sende de öyle oldu mu Hakan? Ben de rahatlayamıyorum ilk başta. Ben ilk başta bir geriliyorum. 15 dakika gerilmeyle geçiyor. Ondan sonraki 45 dakika, o 15 dakika kendimi rahatlamak için. Ya adam benim sırtımda çok uğraştı. Sırtımdaydı bir süre. Taşlı. Peki seninki acıtan mıydı? Benimkini çok kötü acıtarak başlattı, dedim ki. Evet. Ben dedim ki biraz sıcakmış. Seninki kadın mıydı, erkek miydi? Aa, bana niye kadın gelmedi? Evet, müzeye doğru gelmek üzereyiz. Aşırı kalabalık bu arada. Yani içeri giremeyebiliriz. Buraya oturan kaç kişi olmuştur sizce? Gerçek olduğunu anlamayıp. Oh, vaccination cards. Sıra şuradan başlıyor. Aşılı olup olmadığına bakıyorlar. Şuranın güzelliğine bakar mısınız?
Merhaba. Ne zamana aitmiş? 9th century. Vay be. We came here, remember? We have a photo right here. Evet, şu anda Met Müzesi'nden çıktık. Yarısını vlog çekerek geçirdim, yarısını kendim bakarak. Ama bence çok 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 güzel bir müze. Buraya gelen herkesin kesin görmesi lazım. Güle güle Met! Şimdi Upper East Side'dayız hala. 2. Avenue'ye doğru yürüyoruz. 2. Avenue'de 81. Caddede bir tane sushici var. Oraya gideceğiz. All you can eat sushi, yani sınırsız sushi. Ne kadar yersen ye. Ben zaten azıcık yiyeceğim. Yani benden kâr edecekler kesin ama kardeşimden kâr edeceklerini zannetmiyorum. Şurada bir dondurmacı var. Ve ay Allah'ım, gürültü. Önü inanılmaz kalabalık. Sanırım dönüşte dondurma alacağım. Ya herkes şu an dışarıda, farkında mısınız bilmiyorum. Ya sushi için geldiğimiz yer acayip derecede kalabalık çıktı. O yüzden 30 dakika bekler miyiz bilmiyorum. Herkes sushi yemeye gelmiş yani. Bir şey olamaz. There are three tables in front of us. Böyle bir yere geldik şu an. Buradan istediğimiz suşileri yazdık. Evet, şirinpler geldi. Hemen yemeye başladık tabii ki de. Şu an böyle kaldık. Bitmiyor, asla bitmiyor. Evet, suşileri yedik ama ben kaç tane yedim bana bir sorun şu anda. Ay bir dakika, rujum taze hemen. Hakan, how many did you eat? Hakan kaç tane yedin? Seyircinin Türkçe olduğunu unutuyorum hem. Ya ben net 30'dan fazla yedim çünkü 90 tane söyledik. Sen 8 tane yediğine göre, 3 kişi olduğumuza ben göre. Ben 8 tane yedim ya, ben böyle bir şey
olabilir ya zaten... mi? New York gerçekten all you can eat suşileriyle ünlü bir yer. O yüzden New York'a gelirseniz mutlaka bence onu da yapın. Restoranın adını yazmayacağım çünkü bence o kadar da iyi değildi. Değil mi? Yani. Öbür gittiğimiz yer daha güzel. Öbür gittiğimiz yer çok bir daha tane güzel. Başka bir tane daha var all you can eat. Orası çok daha iyi. Ve orada alkol de dahil. Evet, her şeyin için o da dahil. Burada kendiniz içeceklerini ayrı sipariş ediyorsun. Kaç tane yiyebilirlermiş? Sor yorumlara yazsın. Evet, kaç tane yersiniz? Mesela all you can eat sushi olsa sizin rekorunuz ne olur? Yani blogunuz... Fareyi görmedin ki sen, blogumuzda da çıktı bu arada. Çıktı mı? I mean fare o kadar... Kocaman da yanımızda yürüdü yani. Tamam da fare o kadar normal bir şey ki kaçmam bile yani hani. Hani New York'un en normal... Böcek gibi bir şey. Tabii canım. Kuş ya. Kuştan kaçıyor musun? Aynı şey. Bir de şey, hani hayvanlardan bahsetmişken burada hep sokakta hiç kedi veya köpek yok. O mesela benim çok garibime gitti. Buraya doğru geldim. Gerçi evet. Sokakta sıfır kedi ve köpek. Ya sıfır. Var daha doğrusu ama sahipleriyle. Ben hayatımda hiç görmedim. Yani sahipleriyle ayrı olmuyorum. Yani sahipsiz kedi ve köpek sokakta yok. Ayrıyetten tip olayına çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Nasıl yani %20 hani bırakmak hani şöyle ha, zorunda değilsin. Tip derken yüz surat olarak değil, hani ifade bahşiş, olarak. Bahşiş olarak. Diyelim yemeğini yedin ettin. Zorunda değilsin ama zorundasın. Nasıl zorunda o değilsin olur mu? Tabii ki de zorundasın. Değilsin canım, değilsin. Yani genel çeklere koymuyorlar genelde. Yani çek istiyorsun, çek derken işte hesap istediğinde oraya genelde yaz, yani çoğu zaman yazmıyorlar yüzde bilmem kaç tip diye. Aynen. Ama işin hani raconu o mu denir? Raconu bu. Yani bunu yapmak zorunda değilsin ama zorundasın. Hani evet. Nasıl diyeyim? Bazı şeyler vardır çünkü ya. Biliyorsun restoranda çalışan herkes yani sadece şeyden para kazanıyor. Tabii tipten. Canım tipten para kazanıyor insanlar. Para ödenmiyor yani restoranlarda insanlara. %20 ya da %18 en kötü hani servis çok kötüsü %15 evet. Bırakmak. Ben öğrenciyken %15 bırakıyordum. Zorundasın da demek sonra... istemiyorum ama. Yok zorundasın. Değilsin aslında. No you have to. İstersen %5 de bırakırsın. No way. Bırakırsın aslında. %20. Hayır öyle bir kural yok yani duvarda yazmıyor şunu bırakmalısın diye anladın. Ama herkes ama, biliyor burada onu. Onu diyorum işte. Zorunda değilsin yani ama zorunda. Yani şey de mesela trende de birinin kucağına oturmayınız lütfen demiyor ama kucağına gidip oturmuyorsun birinin. Bağır canım o başkasının oturduğu yere şey yapmak oluyor. Aa, anladın demek istediğimi. Bunda hayır, da hayır. Kurallar var bazı şeylerde. Hayır, bence... Ya da çıplak gezmeyiniz demiyorlar. Öyle bu bir racon. Buna racon denir. Yolda çıplak gezmeyiniz demiyorlar ama gerçi burada çıplak gezen çok var. Var. New York'ta o var yani. Bir şey alacaksın diyelim, bakıyorsun aa fiyat iyiymiş falan güzelmiş, kasaya bir gidiyorsun %18 veya %8 tax eklenmiş oluyor üstüne. He, vergi sonradan ekleniyor. Aşırı şaşırmıştım, Apple'a gittim, AirPods Pro'nun ilk çıktığı gün çok heyecanlı işte. Böyle doları TL'ye hesaplıyorum falan, 1000 lira falan daha ucuza geliyor Türkiye'deki haline. Tam alacağım, kasaya bir gittim, adam bambaşka bir fiyat söylüyor bana. Elektroniklerde %18'miş evet. Vergi. Yani şaşırmıştım, bir de vergiye çok şaşırmıştım. Yani şaşırdığım ilk 3 şey bu olabilir. Aynen doğru. Yani ben diyorum ya o kadar uzun zamandır burada yaşıyorum ki artık neye şaşırdığımı hatırlamıyorum sanırım ya. Ben mesela şu anda Türkiye'deki şeylere şaşırıyorum. Yani Türkiye'de de şaşırılacak birçok olay oluyor yani. Yani. Olmuyor değil. Peki buraya öğrenci olarak gelmek isteyenlere bir tavsiyen olur mu? Yani lise diplomasını, lise ortalamanızı yüksek tutun. Onun dışında... Bir de ya şey, klaplara böyle sosyal yardım, bu tarz faaliyetlere çok önem veriyor buradaki üniversiteler. Ona dikkat etmelerini söylerim. Onun dışında pek de bir şey yok ya. Bence Türkiye'den de basit okullarda. Ha okul daha mı basit? Tabii bence öyle. Hadi ya. Ya ben Yeditepe'de genetik okuyordum. Çok zorlanıyordum yani. Buraya geldim. Gerçi burada da bölümüm kötü değil, business okuyorum ama bu da bence yani Türkler aşırı başarılı. Neden bilmiyorum. Türk öğrencileri herkes Türk böyle öğrenciler. Turkish, my Turkish students are so successful. Aynen. Herkes. Hocaların hep zaten diyor onu. Gerçekten buraya gelip de başarısız olan Türk görmedim ben. Herhangi bir alanda yani. Buraya gelen bütün Türkler çok başarılı. Çok, ya bilmiyorum dikkat ediyor musun? Hepsi iyi yerlerde. İşte uzakta olduğun zaman hani birçok şey fedakarlık edip gelmiş oluyorsun ya başka bir ülkede yaşamaya ve dikkatini dağıtacak çok fazla bir şey olmuyor. Aynen. Amacına odaklanarak yaşamayı öğreniyorsun burada. Bir de ödediğin okulun parasını dolarla hesaplayınca yani, insanın aklı başına geliyor. Yani özellikle şu anda değil mi? Aynen. Ben geldiğimde dolar 1.3 falandı arkadaşlar. Dolar şu an 10 olmuş. Yani 1.10 oldu mu? Arkadaşlarım bana atıp duruyor. Çok kötü. Aynen. Evet şu anda trenden indik, eve doğru yürüyoruz.
yalvardım. Gelin bir yerde bir şeyler içelim. Gelin işte biraz daha takılalım. Bara gidelim, bir şey yapalım yani. New York, Friday night in New York yani. Ama gel gör ki yapmadılar. O yüzden şimdi evime gideceğim. Şeyi izliyorum, bir tane dizi var, adı neydi? Scenes from a Marriage. Acayip iyi. Jessica Chastain oynuyor zaten. Kadın aşmış. HBO Max'da gösteriliyor. Türkiye'ye HBO geldi mi bilmiyorum. Ama bu Scenes from a Marriage yani baya baya Oscar Isaac falan da oynuyor zaten. İnanılmaz iyi bir show. Aşırı derecede öneririm. Yani New York'umuzda günümüz böyle geçti. Masaj yaptık. Ondan sonra müzeye gittik, sushi yemeye gittik derken gün bitti. Tabii ki de müzede yaklaşık 5 saat falan geçirince gün bitmiş oluyor tabii. Bu arada New York'a çok güzel şeyler gelecek şimdi Christmas için. Çok keyifli, böyle ışıklı, süslü yerlere götüreceğim sizi. Christmas'ı geçirebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi de New York eminim ki. Bütün yapılan aktivitelere katılacağım sırf size gösterebilmek için. Bence çok güzel olacak. O yüzden izlemede kalın. Bu arada beni Instagram'da takip etmeyen var mı aranızda? Instagram'da sürekli story paylaşan bir insanım ben. New York'tan, oradan, buradan. Benle ilgili daha çok update alabilmek için. Böyle kendimi çok önemli sanıyormuşum gibi oluyor. Hani update'lere bakın bilmem ne falan deyince. Sanki who the fuck are you? Eve geldiğim için en heyecanlı olduğum şey bu ayakkabıları çıkarmak olacak. Çünkü o kadar canımı acıttılar ki ilk kez giydim. Mahvoldum. Çok kötü. Eve geldim ve çok güzel. Oh my god, bir dakika dur. Ortalığı güzel bir background bulmam lazım. Eve geldim ve çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Sipariş ettiğim şapkalar gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Benim dönem dönem bazı obsesyonlarım oluyor, tamam mı? Yani bu ara şapkalara taktım. O yüzden bir sürü şapka sipariş verdim, size göstermek istiyorum. Bakayım ne düşüneceksiniz. Evet, başlıyorum ilkiyle. Evet, ilki bu. Yumuşacık. Ahoy Captain. Bu da böyle bir şey. Bence bu da güzel. Sevdim. Evet, böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey. Şapka terimi bilmiyorum. Bunun mesela bunların ne tarzda olduğunu sorsanız söyleyemem yani. Acaba ters takılır mı bu böyle? Bence bu böyle de takılır mı diyeceğim ama takılmaz galiba. Mesajlı bir şapka. Benim favorimi göstereceğim şu anda. Buradan bakınca normal bir şapka gibi ama burada böyle bir şey var dedi. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bunu önden giyilmez değil mi bu yana? Ben ayıyı yana alırım. Kesinlikle olmaz. Bir de böyle bir şapka var. Nasıl? Ne dersiniz? Bence güzel. Biraz da bir gelirken bükülmüş, kırılmış bir şeyler olmuş burasına. Ne daha vardı? Nerede o? Bir saniye. Ve son olarak bu var. Nasıl? Bir dakika, şu tarafa doğru yaparsan daha mı iyi diyeceğim ama sanki bir aykırım pılırav şu anda. Demin üzerimde olan şapkanın şeyi yeşili. Ama ben bunu takamıyorum galiba güzel. İnsanlar nasıl yapıyor? Olmuyor. Evet, bu gördüğünüz şapkalar arasından en sevdiğiniz hangisi oldu merak ediyorum gerçekten. Benim %1500 favorim. Bu. Daha çok bir 6-7 yaşında birinin takacağı bir şey olduğunu farkında mıyım? Farkındayım. Yaş sadece bir sayı. Sizde ne var ne yok ya? Birazcık da size anlatın. Nasıl gidiyor? Bu arada izleyip alta fazla yorum yazmıyorsunuz. Niye öyle oluyor? O işi çözmemiz lazım bence. Yani sizi de merak ediyorum. Beni kim takip ediyor, kim merak ediyor? Benim hayatımı merak edenleri ben de merak ediyorum. Hatta Instagram'dan mesaj atanlar oluyor. Ya her birine her zaman cevap veriyorum yani. Hiç cevap vermediğim biri olmadı sanırım. 2 milyon, 3 milyon olunca belki cevap vermeyebilirim. O yüzden şimdiden mesaj atarsanız iyi olur. 2 milyon, 3 milyon çok. You're dreaming. Acaba şey mi yapsam ya? Bana mesaj atan kişilerin isimlerini mi burada söylesem, tek tek teşekkür etsem? Videolarımın bütün sonlarını bana mesaj atanlara teşekkür etmekle bitirsem? Bence olabilir. Gerçekten çok emek sarf ediyorum. Çok emek sarf, yatıyor yatakta. Çok emek, yan yatıp video kaydediyorum. Çok zor. Demek istediğimi anlıyorsunuz. Gerçekten çok emek sarf ediyorum ve hani emeğimin karşılığını aldığımı hissediyorum. Sizlerden böyle mesajlar aldığım zaman çok mutlu oluyorum. What is appreciate in Turkish? Alexa, what is appreciate in Turkish? Takdir etmek, no. In Turkish is
Çok değer veriyorum. Yani sizlerin verdiğiniz tepkilere çok değer veriyorum. Böyle bana şey yazar mısınız? Ne tür videolar istiyorsunuz? Yani bana deyin ki Esin bize şunu göster. O zaman ben çay demlemeye gidiyorum. Haftaya pazar günü görüşürüz. Size de koyacağım bir tane çay. Keşke beraber çay içebilsek. Ya bence ben Türkiye ile ilgili en çok onu özlüyorum biliyor musunuz? Türk çayı içen insanlarla hep beraber oturup çay içmeyi. Şu an ağlayabilirim bunu düşünüp. Çok özledim.